Merhaba, bize kendinizden bahseder misiniz? Ben İsmet Güngör, bilgisayar mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Skylab'da daha önce yönetim kurulu üyeliği ve denetim kurulu başkanlığını üstlendim. Şu anda da gömülü sistemler ekibinin bir parçasıyım ve Skylab'da da gömülü sistemler ekibinin lideriyim. Ben Umut Güzel, bilgisayar mühendisliği 4. sınıfa geçtim ben de. Skylab kulübünde de gömülü sistemler ekibi Skysys'in ekip lideriyim şu anda. Bilgisayar mühendisliği nedir? Bilgisayar mühendisliği aslında baktığımız zaman birazcık karışık bir konsept oluyor. Çünkü dünyadaki aslında eğitim planlarına baktığımız zaman birazcık daha bilgisayar bilimleri konsepti üzerinde yürüyen eğitim planları görüyoruz. Ama özellikle bizim ülkemizde birçok alan daha mühendisliğe çevrilerek sunulan bir yapıya sahip. Bu yüzden aslında bilgisayar mühendisliğini düşündüğümüz zaman bilgisayar bilimleri alanlarının mühendislik temelleriyle harmanlanarak içeren bir eğitim planına sahip özellikle Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. Bu da nasıl oluyor? Bilgisayar mühendisliği, daha doğrusu bilgisayar bilimleri eğitimlerinin yanında işte buna neler diyebiliriz? İşte istatistik olasılık, hesaplama kuramı gibi daha bilgisayar bilimlerini ilgilendiren yapılarla birlikte daha elektrik ve elektronik mühendisliğini içeren donanım dersleri, devre teorisi, elektronik devreler gibi farklı derslerin de harmanlanmasıyla bilgisayar bilimleri ve elektrik elektronik mühendisliğinin aslında birleşmesiyle oluşan bir eğitim planı ortaya çıkartıyor. Ben daha basit bir şekilde elektrikli bilgisayar bilimleri diyebilirim bir noktada. Yani şu an özellikle Türkiye'deki çok fazla üniversitede daha bilgisayar bilimlerine yakın, daha az donanım dersi de veriliyor ama yani bizim aldığımız eğitim planı şu anda daha donanım derslerinin de içinde bulunduğu bir eğitim planı şu anda. Bilgisayar mühendisliği dersleri nelerdir? Dersler çok zor. 3 ana bilim dalına ayrılıyor zaten bilgisayar mühendisliği. Birisi yazılım, birisi bilgisayar bilimleri, birisi de donanım. Bu 3 temel başlıkta da çeşitli dersler oluyor zaten. İşte bilgisayar bilimleri kısmında daha işin teorik boyutu, algoritmalar, matematiği üzerine kısımlar oluyor. Yazılım kısmında işte yazılım mühendisliği konseptinin dersleri yer alıyor. İşte iyi bir yazılımcı olma, işte yazılım nedir gibi konseptler yer alıyor. Donanım kısmında da daha elektrik ağırlıklı, daha bilgisayarın donanım kısmına bakan dersler oluyor aslında. Bu 3 kategoride değerlendirilebilir dersler genel olarak. Aslında Umut çok güzel özetledi bizim özellikle eğitim planımızı. Hadi şimdi fakülteyi gezelim. Elektrik Elektronik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği'nin arka kapısındayız. Yapmadım. Bölümdeki eğitim için programlama gibi herhangi bir ön bilgiye ihtiyaç var mı? Bende yoktu ön bilgi. Yavaş yavaş geliyor. Yani... Sende bana göre daha fazla vardı. Yok be, bir Python falan biliyordum. İşte Python biliyordum diyorsun. En azından bu bilgin vardı. Ben hocanın söylediği bütün kelimeleri hocam tahtaya yazabilir misiniz diye seviyesindeydim ilk başta. Ha, ben ama hazırlık okudum. Öyle bir şey var. Evet. Ben de şöyle söyleyebilirim aslında. Birinci sınıfı ön bilgi olmadan geçebiliyorsunuz. Özellikle de hazırlık okumadıysanız ve birazcık fizik matematik bilgileriniz hala duruyorsa birinci sınıfı ön bilgi olmadan yaşayabiliyorsunuz. Ama birinci sınıfta şunu hissediyorsunuz. Bundan sonrası ön bilgisiz ilerlemiyor. O yüzden birinci sınıftaki dersleri iyice kavramakla birlikte sonraki derslerin de belirli ön çalışmaları gerekiyor. Bunu dönem içerisinde yapmaya çalışarak kendiniz de yorabilirsiniz. Ben açıkçası o şekilde yaptım. Çok da pişman değilim. Ama programlama ön bilgisinden ziyade birazcık alanların teorik olarak hakimiyet isteyen bir kısım var. Çok programlama ön bilgisi yoksa zorunlu değil. Daha çok kavramları bilmek gerekiyor programlama bilgisinden ziyade. Yazılım kısmı mı daha önemli yoksa donanım kısmı mı? Çok yanlış bir ikiliye sordunuz diyerek başlamak kavga. İstiyorum. Kavga. Ya şimdi şöyle, donanım olmadan yazılım olmaz zaten bence. Her şeyden önce. O yazılım çalışacak bir donanıma ihtiyacınız var. Bir de ben donanım alanını da daha çok sevdiğimden mütevellit burada çok kesin bir şekilde donanım diyeceğim ama yani bu demek değil ki yazılım önemsiz. Ben birazcık daha orta yollu bir cevap vereceğim. Ben donanımla iç içe olan yazılımları tercih ediyorum. Yani olabildiğince donanım seviyesine yakın yazılımlarla ilgilenmeyi seviyorum ben. Yoruyorsun beni ya. Burada Umut gibi direkt donanım diyerek. Tabii ki şöyle açıklayayım aslında.
daha donanım seviyesinde programlama derken daha gömülü sistemler veya donanıma yakın seviyede network alanında programlamak için benim daha çok hoşuma gidiyor. Bunu özetleyecek olursak aslında donanımla iç içe, mesela olabildiğince arayüzsüz alanlarla çalışmak gibi söyleyebilirim. Çok güzel istediğiniz cevap veremedim ama. Bölüm tanıtımında nasıl alan siyaseti yapmayı başardın? Hala ben bunu düşünüyorum. Diyeceğim yani. Siz sağa sol soruyorsunuz, adam orta diyor. Ben ne diyeyim şimdi? Çoktan seçmeli ya. Ama ben de çok daha fazlasını seçiyorum. Bölümün %30 İngilizce olması sizce bir artı mı? Şu şekilde söyleyeyim aslında. Ya bölüm her ne kadar %30 İngilizce olarak geçiyor olsa da aslında içeride sadece hocalarla yaptığımız sohbetler Türkçe gibi bir şey. Çünkü bölüm gereği bütün aslında kavramlar İngilizce olarak işleniyor. Bütün bizim ek çalışma materyallerimiz İngilizce olarak erişebiliyoruz. Birçok dersin slaytı işte dediğim gibi kavramlar sebebiyle İngilizce olarak kullanılıyor. O yüzden aslında derslerin %30 İngilizce olması bir noktada İngilizceyi kavrayamadığınız yerleri Türkçe sorma avantajı veriyor. Bu yüzden ben çok pişman değilim. %30 olması benim çok moralimi bozan bir konsept değil. Çünkü zaten bu alanla ilgili bir araştırma yapmak istediğiniz anda İngilizce kaynaklara mecbur gibisiniz. O yüzden zaten Türkçe dersleri de İngilizce kaynakla aynen öyle anlatıyor hocalar. Hani. O yüzden bence %30 olması istediğiniz zaman Türkçe sorabilmek manasında bir avantaja dönüşüyor. Hatta benim şey var, böyle bir tane dersten not tutayım dedim böyle. Gerçekten %30 İngilizce notların, geri kalan %70'i Türkçe. Böyle karma karışık bir şey oldu. Hani o yüzden ikisinin harmanı gibi bir şey oluyor. Çok bir sıkıntı değil. Selam, videonuzu gördüm, işinizi diliyorum. Skynet Bilgisayar Bilimleri Kulübü olarak bilgisayar bilimleri alanında çeşitli seminerler, atölyeler, eğitimler ve proje çalışmaları yapmaktayız. Aynı zamanda aramızda kodlama ile ulaşmak isteyenler varsa kulüp olarak bir yazılım tasarım bootcamp'ı düzenlemekteyiz. Bootcamp'imize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Günlerden bir gün. Bir kişi. Orta bahçedeyiz. Hangi alanda ilerlemek istediğimize nasıl karar verebiliriz? Şöyle ya, ben aslında bu soru için çok kötü bir tercihim çünkü 3. sınıfta falan karar verebildim anca. Yani aslında şöyle, çok fazla alan olduğu için içerisinde çoğunlukla kafalar karışabiliyor. Yani birazcık hani o noktada bazen derslerin yardımı olabiliyor. Hani alanı projelerle tecrübe etme, ufak tecrübeler edinme şansına sahip oluyorsunuz. Oradan karar verebilirseniz ne ala, yürüyorsunuz oradan, ama karar veremezseniz biraz sancılı oluyor tabii karar süreci. Umut az önce neden kötü bir aday olduğunu söyledi, çünkü 3. sınıfta karar verdiğini belirtti. Bence ben burada daha kötü bir adayım çünkü ben hala karar verebildiğimi düşünmüyorum. Şu anda da gömülü sistemler üzerine, her ne kadar gömülü sistemler üzerine çalışıyor olsam da hala kafamı kurcalayan başka alanlar var. Şey değil mi? Bir canın çekiyor. Evet. Ya gerçekten bu kadar fazla alana hitap eden bir bölüm olması gün sonunda kafanızı çok karıştırabiliyor. Ama ben hiçbir zaman hayatımın hiçbir noktasında hedefleri net, çok net hayatını planlamış bir insan olamadım. O yüzden bunu da aslında beklediğim gibi yaşıyorum. Hep böyle kararsız olmayı beklerdim alan seçiminde. Bölümde de böyleydim. Ama kesinlikle şunu önerebilirim. Bu alanları deneyebileceğiniz bir öğrenci kulübünde rol almanız ve bu alanları farklı farklı projelerde ya da farklı farklı yarışmalarda deniyor olmanız kesinlikle alanlara daha aşina olmanızı ve bu alanlar hakkında fikir sahibi olmanızı sağlıyor. Bu yüzden bunu kesinlikle öneririm. Mesela bu benim açımdan bir yandan belirli alanlardan uzaklaşmamı, belirli alanlara daha yoğunlaşmamı sağladı. Bu da en azından kafamdaki soru işaretlerini 20'den 25'ten 3'e 4'e kadar indirmemi sağladı diyebilirim. İş imkanları nelerdir? Hangi alanlarda çalışabiliyorsunuz? Ya şöyle, benim araştırabildiğim kadarıyla çok fazla iş alanı var ve araştırmadığım kısımlarda da çok fazla olduğuna eminim. Yani bir alana yöneldiyseniz bile o alan içerisinde çok farklı noktalarda yer alabiliyorsunuz. Yani iş imkanı zaten çok klasik klişe bir şey olacak ama hani teknoloji sürekli gelişiyor, değişiyor. Hani buna da
en iyi ayak uyduran bölümlerden bir tanesi bilgisayar mühendisliği olduğunu düşünüyorum. Hani bu noktada da çok fazla iş imkanı olduğunu söyleyebilirim. Ya şimdi şöyle bir durum söz konusu. Umut'un dediği gibi gerçekten çok fazla iş imkanı var. Ama burada birazcık şöyle bir problem var. Sizler ne kadar bu bölümü okumuş olsanız da birçok kişi bu bölümü okumadan bu alanda size rakip olmaya çalışıyor. Yani sektör içerisinde şu an daha çok hakim değilim ama... Alaylı dediğimiz. Evet, alaylı dediğimiz birçok insan var. Bu da özellikle belirli alanlarda sizin ilk işe girişte problem yaşamanıza sebep oluyor. Çünkü siz bu bölümü okumuş, bu alanda daha yetkin biri olarak beklentileriniz ve olmasını istediğiniz getiriler daha fazla oluyor kesinlikle o insanlara göre. O yüzden onlar belirli aşamalardan sizin önünüze geçebiliyorlar. Ama dediğim, her bölümde evet, var neredeyse ya, o. Yani tabii ki. Ama işte bizde birazcık daha bunları öğrenmek kolay olduğu için yani evinde oturan bir lise öğrencisinin bile bu kadar rahat frontend çalışabildiği, bu kadar rahat öğrenebildiği bir alanda alanınızı seç... Yani bence çalışacağınız alanı seçerken buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bir hocamızın da dediği gibi ben çok fazla webci olup mutsuz olan gördüm, işsiz olan gördüm. Ama networkçi olup mesela üzgün olan, parasına memnun olan görmedim dedi. Alan seçerken aslında birazcık piyasanın gerekliliklerine de bakmak gerektiğine inanıyorum. Yani tabii ki amacınız buysa. Ben daha çok biz ikimiz özellikle sevdiği alanları birazcık daha hedefleyen insanlarız ama iş imkanı konuşmamız gerektiği zaman birazcık bu notlara da bence bakmak lazım. Ne diyorduk biz? Skylab hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için ve bootcamp'imize başvurmak için Skylab hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak ve bootcamp'imize başvurmak için açıklamada bulunan sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizi takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler.